Pelerimi hepinize selam. Bana doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı alışveriş videosunu çekiyoruz. Ancak bu videoda her zaman olduğu gibi bazı yayın evlerinden gelen kitaplarımız da var. Ve bu ay benim doğum günüm olduğu için hediye olan kitaplar da var. Bu yüzden direkt olarak başlayalım. Toplamda kaç kitap olduğunu bilmiyorum. Ama en iyi kitapla başlayacağım. Normalde yayın evi ayırıyorum biliyorsunuz. Bu yayın evi yani Türk bir yayın evinden değil. Çünkü İngilizce bir kitap. Ve o Portwing'in ikinci kitabı Iron Flame. Ve baskısı o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Şöyle bir haritamız var. Bir haritamız daha var. Sonra burada bir şey sistemi gösteriyor. Bilmiyorum okumadığım kitabı. Sonra böyle başlıyor. Ve sayfa kalitesi böyle kalın kalın. Böyle tok bir kitap. Kaç sayfaymış bir bak. Aa arkasında çizimler var. Şuna bakın. Kaç sayfasın sen? Bir de hem küçük punto hem kitap büyük. 623 sayfa. Üf yani gerçekten üf. Pekala şimdi. Bu ay aldığım bir kitap buydu. Yani bunu ben kendime aldım zaten. İkinci kitap satışa çıktığı anda sipariş verdim. Birkaç ay sonra geliyor genelde bu tarz siparişler. Ne zaman çıktığını hatırlamıyorum. Bakayım ilk başında yazıyorsa. Yok hangi ay çıktığı yazmıyor. Ama birkaç ay geçti yani onu hatırlıyorum. Şimdi nereye dizeyim? Şöyle mi dizsek? Bunları buradan kaldırsam. Tamam böyle dizelim artık. Yapacak bir şey yok. Sonrasında Ren Kitap'la devam edelim. Ren Kitap'tan bu ay iki tane kitabımız geldi. Bir tanesi Özgen Az'dan Bronze'un ikinci kitabı. İlk kitapta kapak parlak olduğu için bayağı bir tepki almıştı. İkinci kitapta düzeltmişler. Artı olarak ikinci kitapla beraber ilk kapağın mat cildi de geldi. Eğer bulabilirsem gösteririm diyeceğim ama yani odam odalıktan çıktı. O yüzden maalesef gösteremiyorum arkadaşlar. Ama Bronze geldi. Bu serinin eğer bir maratonunu istiyorsanız serilerin tamamlanmasını bekliyorum artık. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü mesela Yaralı Sarı serisini 4 kitabı tek videoda yapmışım ya. Bence o format daha iyi. Bu yüzden seriler tamamlanırsa benim için daha kolay olur. O yüzden genel olarak maratonlar için seri tamamlanmasını beklediğimi bir kenara köşeye yazın. Ama onun haricinde yine istiyorsanız belirtin tabii ki. Bronze geldi. Bir de tatlı düşmanım Kristen Callahan'dan Enemies to Lovers tarzı bir, çünkü arkasında yetişkin okurlar diyor. Arkasında devam edecek diye bir şey yok. O yüzden tek kitap olabilir. Bakayım başında yazıyor mu? Başında da bir sarı bilgisi yok. Yani muhtemelen tek oturuşta bitirilecek klasik bir smart Enemies to Lovers tarzı bir şey. Yes! Havay! Dikkat ederim babacığım. Sonrasında Epsilon yayınlarıyla devam ediyoruz. Epsilon yayınlarından Lucy Foley'den yılın en iyi gerilim romanı adayı olmuş. Paris Apartmanı. Meraklı bir kapıcı, sosyetik bir kadın, alkolik bir koca, korkak bir oğul, depresyondaki bir kız ve istenmeyen bir misafir. Kısaca özeti. Birisi de şu şekilde yorumlamış. Çağımızın Agatha Christie'si diye yorumlamış. Ve zekice bir gerilim romanı olduğu yazıyor. Zekice bir gerilim romanı dendiğine göre güzel bir twist vardır diye tahmin ediyorum. Ya da konuda boşluklar yoktur diye düşünüyorum. O yüzden merak edildi. Okunacak. Bu yayın evinden gelmedi bu arada, ben aldım. Sonrasında iki kitabımız daha var. Bunlar Ephesus yayın evinden. Sümeyye Demirkan'dan Notu'nun Ervahı ilk resim gelmiş. Yanlış okumamak için bir süre duraksadım. Şöyle bir çizimimiz var içinde. Maalesef puntosu biraz küçük. Bu bir seri olacak sanıyorum ki. Ancak kaça kadar gidiyor, konusu ne falan hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Bu yüzden yine bunun bir maratonunu istiyorsanız eğer serinin tamamlanmasını bekleriz muhtemelen. Sonrasında yine Ephesus'tan Dilara Keskin'den Pandora'nın Kalbi. Pandora'nın Kalbi yanılmıyorsam iki kitap olacak. O yüzden bunu da bekleteceğim. Aslında bunun bayağı bir istediğiniz maratonunu ama bunu bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü sadece iki kitap olduğu için değil, aynı zamanda da böyle bitirdiğim zaman direkt olarak ikinci kitabı isteyecekmişim gibi bir enerjisi var bu hikayenin. Çünkü birazcık gerilim tarzında ilerliyor diye biliyorum. Arkasında da şey yazıyor zaten. Eğlenceli bir tatil ne kadar ölümcül olabilir yazıyor. Bu nedenle bunu da birazcık bekleteceğiz. Dilara hızlı yaz canım. Şimdi Pukka'ya devam ediyoruz. Pukka yayınlarından Tegan Hunter'dan Carolina Comus serisinin ikinci kitabı Kör Atış geldi. Bu yazarın ilk kitabı Gizli Vuruş muydu? Aynen Gizli Vuruş. Gizli Vuruş'u çok fazla sevmemiştim. Benim için birazcık ortalama kalmıştı ama Kör Atış'ı daha fazla sevdim. Kör Atış'ın içerisinde erkek karakterimiz ve kız karakteri... Okudum bu arada. Anlatıyorum dümdüz ama okudum yani. Kız karakterimiz ve erkek karakterimiz sarhoş olup evleniyorlar ve bu evliliği bir sene boyunca sürdürmeye karar veriyorlar ve biz onların istemedikleri bir evliliğin içerisinde hapsolup birbirleriyle tartışmalarını, işte etkinliklere gitmelerini falan okuyoruz. Dolayısıyla bayağı klasik konusu var aslında ama ben bu tarz tropları severim. Bu yüzden gayet keyifli okuyorum.
okudum. Çok bir şey beklemeyin bu seriden. Yani dümdüz smart ve eğlence. Böyle tek oturuşta başlayayım, bitireyim, güleyim, eğleneyim, kitap gitsin tarzında. Yani size bir şey katmaz ama eğlendirir. O tarz bir seri. Şimdi mesela Off Campus serisi de bu tarz bir seri ama Carolina Kamas'ı Off Campus kadar sevemedim ben. Off Campus birazcık daha böyle beni kendine bağlamıştı. Twisted da aynı şekilde. Carolina Kamas belki seri devam ettikçe, çünkü bu 7-8 kitap mı ne olacak sanırım, daha fazla bağlayabilir yani. Bir sonraki kitabımız, yine Pucca yayınlarından devam ediyorum, Asena Nişikli'den Persona Karanlık. Bu kitap yazarı tarafından bizzat gönderildi bana. Yayın evinden gelmedi ve gerçekten şunu söyleyebilirim ki şu ana kadar okuduğum en iyi karanlardan birisiydi. Türkiye'deki genç yazarlardan bahsediyorum bu arada. Yani genel olarak değil de Wattpad kitabı diyebileceğimiz türde en iyi karanlardan birine sahipti. Puntosu çok küçük arkadaşlar. Gerçekten çok küçük. Kitapla ilgili söyleyebileceğim tek negatif şey bu. Hem eğlenceliydi, hem eğlenceli olmasının yanında güzel diyaloglar vardı, güzel betimlemeler vardı. Yazarın dili, yani ilk kitabı bu olmasına rağmen, internet sitesinde başka kitapları da varmış, pardon. İlk kitabı bu tam sayılmaz sanırım ama basılan ilk kitabı bu. Ve gerçekten böyle bir kitapla çıkış yapması mükemmel olmuş. Kendisini tebrik ediyorum. Yani yıllar boyunca kendini geliştirdiği çok belli. İlk çıkış kitabı için de bayağı okeydi bence. Hani Goodreads'te yapıyorlar ya işte yılın en iyi çıkış kitabı falan böyle. Yılın en iyi ilk romanı gibisinden. Türkiye'de böyle bir olay olsa çok süper olur bu arada. Minik minik genç yazarlara ödüller verilse bayağı iyi olur. Ama konudan bağımsız, eğer o ödüllerin bir Türk versiyonu olsaydı en iyi ilk roman çıkış kitabı, doğru mu söyledim emin değilim, onun için buna aday gösterirdim. Çünkü gerçekten çok sevdim. Beni biraz yordu mutlusundan dolayı Asena'cığım. Ama onun haricinde gayet okeydi yani, önerilir. Devam edelim. Neyle devam edelim? Yabancı yayınlarıyla devam edelim. Yabancı yayınlarından iki tane kitabımız var zaten. İkisi de küçük, tatlı, şirin aşk romanları. Biri Aşk Işığı Çiftliği, diğeri Asil Aşk. Artık şuna karar verdim. Yavaş yavaş protokollerden ayrıldığım için, yani böyle bir sürecin içerisinde olduğum için, kitap siparişi verirken giriyorum, tamam mı? İşte İteki yeni ne çıkmış sipariş. Yabancı yayınları yeni ne çıkmış sipariş. Mart yayınları yeni ne çıkmış sipariş. Yani çok fazla ilgimi çekmese bile istiyorum ki ben alayım, okuyayım, yorumlayayım. Yeni çıkan kitaplardan hemen haberim olsun. Böylece size güzel olanları söyleyebileyim diye düşünüyorum. Ama bu kadar kitabı kim okuyacak? Tabii ki de yetişemem yani. Ama yine de en azından böyle yeni çıkmışken alıp birazcık göz atmak, kitaplığımda bulundurmak istiyorum. Neyse, çok konuştum. Ne alaka? Bunları neden aldığımı anlatmaya çalışıyordum. İki yazarı da tanımıyorum. İki kitabın hakkında da pek fikrim yok. Ama bu şekilde sipariş verirken aldım bu iki kitabı. Bu biraz daha güzel duruyor bence. Bu birazcık cringe bir hikaye gibi. Öyle bir enerji veriyor. Yani elbise altına spor ayakkabı giyen kızlar bence birazcık 2013-2014'te kaldı. Karakter olarak diyorum. Burada da Noel ağacı çiftliğini kurtarmak için ünlü influencer bilmem ne. Noel mucizesi. Diğer kitap da Noel mucizeydi. Şu Olimpos'tan çıkan. Hatta galiba orada da çiftlik kurtarıyorlardı. İki en yakın arkadaş sahte bir ilişki ne pahasına olursa olsun kurtarılması gereken bir çiftlik. Bunun teması da buymuş. Neyse, bunlar da çıtır çerez böyle keyiflik okunacak kitaplar. Bunları da kenara koyalım. Hazır Olimpos'tan bahsetmişken Olimpos'tan devam edelim. Ama benim size bahsettiğim kitap bu videoda değildi. Önceki videoda şey yapmışım, bahsetmişim. Ha evet, bakın bu da aynı. Noel Queen'e ev sahipliği yapan aile çiftliklerinin başı belada. Burada da çiftlik kızımız var. Burada da çiftlik kurtarıyoruz. Her neyse, biz buradan devam edeceğiz şimdi. Olimpos yayınlarından Bir Karanlık Pencere diye bir kitap. Bunu birkaç tane videoda gördüm. Bayağı güzel olduğundan bahsediliyordu. Ama sonrasında Ecmen Soylu'nun kitap yorumladığı bir video vardı. Onu izledim ve bundan çok, yani ortalama kaldığını söylüyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Aşırı derecede beğendiğini hatırlamıyorum. Neyse, ben sonra nereye gidiyordum? İstanbul'a giderken miydi? Uçakta okumak için yanıma aldım. 86. sayfaya kadar geldim. Ama beni o kadar sarmadı ki. Yani o kadar sarmadı ki. Okuyorum hiçbir şey anlamıyorum. Okuyorum odaklanamıyorum. Dedim tamam. Ben şu anda bu kitabı okuyacak psikolojide değilim. O modda değilim. İçinden de pozitif çıktı bu arada. Okumayayım dedim. Bir kenara kaldırdım. Şu anda da pek fazla okuyasım yok açıkçası. Böyle hani bazen bazı kitaplar olur ya, onu okumak için böyle bir video falan görmek istersiniz. Böyle bir evrenden bir mesaj istersiniz. Ya da ne bileyim, birisi gelsin size o kitabı övsün falan istersiniz. Bir Karanlık Pencere için de hissettiğim şeyler tam olarak bunlar yani. Böyle bir şeylerin beni motive etmesi gerekiyor. Aksi takdirde elim gitmez yani benim bu kitaba. Sonrasında yine Olimpos yayınlarından içimizden biri Lucy Clark'tan. Bu da bir tatil. Yunan adasına gidiyorlar. Sırlar. Birileri ölüyor falan. O tarz bir kitap. Kitapla ilgili bilgim bu kadar. Devam edelim. Şimdi bu videoda birçok aynı kitaplar göreceksiniz, tamam mı? Bunlardan birisi Freda McFadden'dan Hizmetçi. Çünkü neden? Hemen söyleyeceğim. Olimpos yayınlarının 2024 yılındaki programını incelediğimiz sırada benim bu seriye karşı bir merakım arttı. Tamam mı? İkinci kitabını da aldım. Ve gittim birinci ile ikinci kitabı sipariş verdim. Sonrasında bu kitaplar evime geldi ve ilk kitaba şöyle bir baktım. Dedim ki Allah Allah dedim. Sanki bir ara benim kitaplığımda böyle bir kitap vardı. Sonra gittim kitaplığımı araştırdım. Böyle benim kitapların bazıları önde duruyor ya sığmadıkları için. Arka taraflardaki kitapları göremiyorum.
bilmiyorum. Neyse. Kenarda köşede bir tane kitaplığın kenarında kalmış ve bu yüzden şu anda iki tane hizmetçim var. Eğer dilerseniz ikincisini size hediye ederim diyeceğim. Ancak hangisinin ikincisi olduğunu bilmiyorum. Daha temiz ve hasarsız olanı size hediye ederim. Her zamanki gibi böyle minik çekilişlerimiz için beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Oradan yapıyorum çünkü böyle 24 saatlik tak tak hediye ediyorum. Böyle büyük olaylara gerek yok yani. Kitap gelmiş zaten. Yeni sahibine kavuşsun modunda. Diğer kitaplarımız bunlardı. Bir de bunu ben almadım. Bunu erkek arkadaşım hediye etti. Karanlık Romeo. Şimdi bunu Filiz Instagram'daki ismiyle Kızılokur sevdi. Bayağı sevdi. Çünkü anladığım kadarıyla bu kitap popüler romantik troplarla dalga geçiyormuş. Onlara böyle dokunduruyormuş, onları tiye alıyormuş falan tarzında. Eğer öyle bir kitapsa kesinlikle hoşuma gider. Ama bazıları da demiş ki işte içinde kadını küçümseme var, aşağılama var, nasıl sevdim bu kitabı falan demiş. Tam olarak çözemedim yani kitabı. Bir bakalım, bir bakacağız. Seri mi bilmiyorum. Ama arkasında kocaman yetişkin okullar içindir yazıyor. Bunu söyleyeyim. Ve Pegasus yayınlarıyla devam ediyorum. Şimdi Pegasus yayınlarından Uçabilen Kız'ı aldım. Çünkü arkadaşlar Uçabilen Kız benim ilk defa şu şekilde okuduğum kitaptı. Hani siz sürekli çizimli, resimli kitaplar okursunuz. Daha sonrasında sizin bir çizimsiz, tamamıyla yazılı romanlara geçiş döneminiz vardır ya. Uçabilen Kız benim için o kitaptı. Yani ilk defa hiç resmi olmayan bir kitap okumuştum. O da bu kitapta. Onu da arkadaşımdan alıp okumuştum bu arada. Ve geçenlerde kitapçıda gezerken bu kitabı tekrardan okuma isteğim doğdu. Tekrardan okumak istediğimi fark ettim. Bu yüzden aldım. Umarım hatırladığım gibidir ve böyle hafızamı tazelemiş olurum. Sonrasında annemin öldüğüne sevindim. Janet McRuden. Bunun için apayrı bir video var arkadaşlar. Lütfen gidip o videoyu izleyin. Bayağı bir konuşuyoruz orada. Diğer bir kitabımız da Momo. Momo'yu uzun zamandır okumak istiyordum ancak bir türlü alamamıştım ve imzada hediye geldi. Çok teşekkür ederim buradan okuruma. Zevkle okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Dex yayınlarına gelelim. Dex yayınlarımızdan sadece bir tane kitabımız var. O da Stephanie Garber'dan Gerçek Aşkın Laneti. Bu kitap Kırık Bir Kalp Hiç Bitmeyen Masal serisinin 3. kitabı ve son kitabı diyebiliyorum. Bakalım sonunda final yazıyor mu? Ya muhtemelen final yazmıyor sonunda ama son kitap budur diye tahmin ediyorum. Bu seriyi önce Karaval serisini okumak istediğim için bekletiyorum. Karaval serisini bitirdikten sonra direkt olarak seriye dalacağım. Çünkü herkes bu serideki erkek karaktere ölüp bitiyor. Çok merak ediyorum ben de. O yüzden şimdi İtaki ile devam ediyoruz. İtaki'den birkaç tane kitabımız var. Bunlar Karanlık Kitaplık serisi, Edgar Allan Poe'dan Aşır Evinin Çöküşü şu şekilde. Yine Karanlık Kitaplık'tan Kanından Biraz. Bakayım başka karanlık. Bir tane daha karanlık kitaplığımız var. O da Lovecraft'tan Karanlıkta Fısıldayan. Şöyle 3 tane ince karanlık kitaplık kitabımız var. Şöyle yerleştireyim. Sonrasında 3 tane bilim kurgu klasiğimiz var. Dinozor Öyküleri, Şimdi ve Daima, Yol İşaretleri. Bunları da geçtikten sonra bir tane Japon klasiğimiz var. Rashomon. Bir tane Malazan Yetiklerimiz var. 4. kitap. Şunun kocamanlığına bakın. Epik fantastik arkadaşlar. Belli oluyor değil mi? Yani resmen şunu gördüğümde gözlerim parlıyor böyle. Sırf bundan bile epik fantastik olduğunu anlayabilirsiniz kitabın. Hiçbir şey bilmeseniz bile. Ancak tek epik fantastiğimiz bu mu? Değil. Zaman Çarkı'nın 0. cildi. Bunu erkek arkadaşım aldı. Normalde Zaman Çarkı'nı zaten o bana hediye etmişti ama 0'a eksikti. Ve artık 0'ım da var. Deriyi okumamak için hiçbir sebebim yok. Yani o tuğla kitaplar için. Okuyacağız. Bunların hepsi için yeterli zaman var. Bunları da koydum. Ve Genç Maç'la devam edelim. Genç Maç'tan iki tane kitabımız var. Bir tanesi Şapkacılar. Tamzin Merchant'tan. İçerisinde Savaş ve Barış, Fedakarlık ve Muziplik varmış. Diğer kitabımız ise Kardan Kız. Çok tatlı duruyor bu arada. Bunun içinde de Kış, Mitoloji, Aile varmış. Genç Maç kitaplarını zaten ben genel olarak çok seviyorum. Biliyorsunuzdur. Bunlar da yani kapak ve tasarım olarak mükemmel gözüküyorlar. Umarım en kısa zamanda vakit bulur ve okurum. Sonrasında Otantik Kitap'tan bir tane kitabımız var. Ay Tutunç, Deveci'den Şarlatan. Bunun gelme sebebi normalde kitabı okumuştum zaten. Birkaç kere önermiştim. Keşfedilmemiş Cevherler serisinde de bahsetmiştim. Sadece kapak değiştiği için yeni edisyonunu gönderdi bana. Buradan teşekkür ederim. Bunu direkt kenara koyuyorum. Neyle devam edeceğiz? Şu arkadaşları alalım. Evet, şimdi Martı yayınlarıyla devam ediyoruz dostlarım. Martı yayınlarından şöyle kitaplarımız var. Yine Martı'dan, protokolünden çıktığım için bu kitapların hepsini ben aldım. Miles High Kulübü serisinin ikinci kitabı Anlaşma. İlk kitabı neydi? Uçaktaki Yabancı. İlk kitabın ismi Uçaktaki Yabancı. İkinci kitabın ismi Anlaşma. İlk kitabı Twitter'da bayağı bir gömdüler. Bayağı bir sevmediler. Bakalım ben ne düşüneceğim. İlk kitabı da okumadım. Konuyu da bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece smut olduğunu biliyorum. O yüzden koyuyorum direkt buraya. Riley Thorne ve Ölü Komşu. Bunu çok merak ediyorum. Bunu Martı yayınlarının 2024 planlarını izlediğimiz videoda söylemiştim zaten size. Güzel, ilgi çekici duruyor falan diye. Bayağı ilgi çekici ya. Yani renkleri falan bile çok güzel bence. Kapağı da çok hoş. Bu en çok merak ettiklerimden bir tanesi şu anda. Bunu da koyduk.
sonrasında iki tane kitabımız var. Kathleen Flanders'dan Korunmuş serisinin birincisi ve ikincisi. İkincisi daha yeni çıktı. Birincisi bayağı eskiden çıkmış olması lazım. Yok, bayağı eskiden değilmiş. 2022'de çıkmış ama yani 2 yıl oldu. Denebilir. Birinci kitap parlak. İkinci kitap mat baskı. Birinci kitabın içerisinde şu kulakçıktan var. İkinci kitabın içerisinde şu kulakçıktan yok. Yani dümdüz şöyle basmışlar. Sayfa kalitesi farklı mı? Yani ben çok anlamıyorum açıkçası aşırı derecede fark olmadığı sürece ama önceki baskı daha iyi gibi gözüküyor. Tabii ki. Sadece şunu söyleyeceğim. Bunun mat olmasını isterdim. Bunun da şu kulak içi şu zıvırlardan olmasını isterdim. Onun haricinde bir şikayetim yok. Artı olarak yanlış hatırlamıyorsam bu kitabı da Simten bayağı seviyordu. Onun için merak ettim ama pek bir şey bilmiyorum. Sonra Candy Steiner'dan Candy diye mi okuyacağız bunu? Adil Oyun ve Kör Nokta'yı aldı. Bu serinin devamı da bu sene gelecek diye biliyorum. Karın kaslarına ve şeytanın örümcek sırtına sahip bir futbol oyuncusu. Bunlar smart mı? Oha. Kapaklar hiç smartmış gibi durmuyor arkadaşlar. Zeke inkar edilemeyecek derecede seksi olduğu kadar sinir bozucuydu da. Ondan nefret ediyordum. Ya bunun için çok iyi bir nedenim vardı. Tamam, bunlar yani smart olmasa bile, yetişkin okur gerektirecek kadar smart olmasa bile bayağı kolay okunacak gençlik kitaplarına benziyor ve ben bunu bilmiyordum. Şu an öğrendim. Okey. Okuruz. Hiç sıkıntı değil. Bu tarz kafa dağıtacak kitaplara son zamanlarda ihtiyacım var zaten. O yüzden nice. Bir sonraki kitabımız yine Mart yayınlarından Jen Bett'ten Işıltılı Gözler. Bunun kapağı çok hoşuma gitti. Ancak konusunu bilmiyorum. Burada daha kamp gezisi sırasında ıssız doğada mahsur kalan bir arkadaş grubumuz mevcut. Ve devam ettiğimizde Hollow Kardeşler geliyor. Bu da birazcık gizem tarzında zannediyorum ki. Bunu da böyle koyduk. Şimdi nereden devam edelim? Doğan Kitap ve Altın Kitaplardan birer kitabımız var. Onları göstereyim size. Doğan Kitap'tan Tezkeresinden Dinle Beni'yi aldım. Neden aldığımı hatırlamıyorum. Sanırım şeyden dolayı Storytel'e geldi bu kitap. O yüzden almış olabilirim. Dinleyeyim aynı zamanda kitaptan da şey yapayım diye. Takip edeyim diye. Ve Altın Kitaplardan tek kitabımız ise Stephen King'den 22-11-63. Ancak ben bunu 11-22-63 olarak okuyorum. Çünkü dizisini izlemiştim. Oradan aklımda hep 11-22-63 olarak kaldı. Dizisi arkadaşlar muazzamdı. Bakın gerçekten muazzam bir dizi. Eğer izlemediyseniz lütfen gidip o diziyi izleyin. Şu ana kadar izlediğim en iyi mini dizilerden bir tanesi olabilir. Ancak kitabını hiç okumamıştım ve bu kadar kalın olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Zaten Stephen King'in kitaplarını topladığımı erkek arkadaşım biliyor. Bunu da almış. Birkaç tane daha kitabım oldu Stephen'dan zaten son zamanlarda. Neyse. Bunun için deliriyorum yani. Bunu okumayı çok istiyorum ama çok kalınmış. 814 sayfa. Keşke 814 sayfa olmasaydı. Neyse. Okuruz. Hiç sorun değil. Bunu da kenara koyalım. Nasıl koyacağım? Ha, şöyle koyayım. Tamam. Sonra Nemesis yayınlarına geldik. Nemesis yayınlarından şöyle kitaplarımız var. Şimdi bunları gösteriyorum. Öncelikle Elsa Silver'dan Chestnut Springs serisinin 3. kitabı. Birisini erkek arkadaşım hediye aldı. Birisi yayın evinden geldiği için 2 tane var. Zalim Prens aynı şekilde, bu yüzden 2 tane var. Oyuna Dönüş aynı şekilde, bu yüzden 2 tane var. Onun haricinde benim aldığım bazı kitaplar var. Dönüm Noktası sanırım bunu da yayın evi gönderdi. Bunu ben almadım. Lukol'dan Sevgiler var. Mayna Zapata'dan. Bu kitabı hiç okumadım. Ama bunu da ZHK Zeynep çok fazla öneriyordu Bookstagram'da. Ve açıkçası buz pateniyle ilgili bir kitap yazdığım için ve bu da buz pateni konulu olduğu için sanırım bu da Enemies to Lovers. Hatta yine aynı troplara sahip bir kitap olduğu için bunu bayağı merak ediyordum. Ama bunu kendim almadım. Bunu erkek arkadaşım aldı ama yani nokta atışı yapmış gerçekten. Kendisini tebrik ederim bu konuda. Uzun zamandır istiyordum. Sadece şu çok sinir bozucu bir olay. Şu. Yani. Şu zaten her an yırtılacakmış gibi duruyor. İçindeki kapak çok güzel. Bayağı güzel. Ama onda da yazı yok. Yani ciltli desen ciltli değil. Karton kapak desen karton kapak değil. What is this ya? What is this? Benim aldığım iki tane kitap da Aşık Erkekler Kitap Kulübü Gizli Görev'de bir tanesi. Hangisi birincisi bilmiyorum. Bu serinin devamı bu sene gelecek. O yüzden aldım bunları. Bunları da kısa zamanda okurum. Zaten bu tarz kitaplar çok hızlı okunuyor. Siz de farkındasınız biliyorsunuz. Şöyle atalım. Bunları da atalım. Yes. Evet. Devam ediyoruz. Artemis Millennium'la devam edelim. Artık Artemis Millennium'un da protokolünde değilim. Bunlar çıkmadan önce gelen kitaplar. Yok pardon. 3 tanesi çıkmadan önce gelen kitaplar. Bir tanesini ben sana aldım. Benden daha kötüsü varsa o da sensin. Karanlık Oda Kuralları ve Silbaş'tan. Bunların arasından en fazla Silbaş'tan merak ettim. Çünkü kapağı çok tatlı gözüküyor. Yani şuna birazcık yakından bakar mısınız? Çok şirin değil mi? Bunu en çok merak ediyorum. Bunlar yayın evlerinden gelenler. Artı olarak ben de Belladonna'nın devamı olan Foxglove'u aldım. Çünkü Belladonna'yı bayağı sevmiştim. Ve bunu da merak ediyordum ve kapağı aşırı güzel. İlk kitabın kapağı da çok güzeldi. Bu da bayağı güzel. Bunu da hızlı bir şekilde okuyabilirim diye düşünüyorum. Yan boyaması da var bu arada. Şu şekilde. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu da bir kenara koyduk. Şimdi videonun kapanışına
kadar konuşacağım tüm kitaplar Artemis yayınlarından. Öncelikle Karen Mary Monick'ten Ateş serisinin ilk 3 kitabını aldım. Çünkü bu ilk 3 kitabının baskıları yenilendi, kapakları yenilendi. Ve eskiden birazcık kötülerdi kapakları. Ama artık kötüden daha iyiler. Yani hala bence iç açıcı ve ilgi çekici kapakları yok ama en azından eskisi kadar kötü değil kapakları, öyle diyeyim. Birinci kitap Karanlık Ateş. İkinci kitap Kan Ateşi. Ve üçüncü kitap İntikam Ateşi. İlk kitabı bir de ikinci kitabımı okumuştum. Lisedeyken, lise 1'deyken okumuştum. O zamanlar bu kitapların baskıları yoktu. Zar zor sahaftan böyle araya araya bulmuştum. En yakın arkadaşlarımla beraber okumuştuk hatta. Bir şey hatırlıyor muyum diye sorsanız doğru düzgün hiçbir şey hatırlamıyorum seriyle ilgili. O yüzden tekrar okuyacağım. Aynı zamanda bu yazarın başka bir sürü kitabı daha var. Onları da yavaş yavaş toplayacağım. Hepsini aynı siparişte alamadım ama. Böyle koyduk. Sonrasında yine Artemis yayınlarından Ölümcül Oyuncaklar serisinin kapakları yenilendi arkadaşlar. Ben bu seriyi lisede okumuştum, bitirmiştim tüm kitaplarını. Ben de eski baskıları yok. Çünkü deprem zamanında sattığım kitaplardan da onlar. Ancak yeni baskıları çıkınca yeni baskılarını aldım. Eğer uygun fiyata bulursam eski baskılarını da tekrar alacağım. Ben farklı baskılar biriktirmeyi seviyorum biliyorsunuz. Bunu da yukarı koymayacağım. Şöyle kenara koydum. Bir tane de Siyah Pastı diye kitabımız var. Bunu ben almadım. Bunu yayın evi gönderdi. Yani tam olarak konusunun ne olduğundan emin değilim. İhanetlerin, sırların, anıların ve hatta isimlerin hayatı ve ilişkileri nasıl değiştirebileceğin hikayesi. Derin anlamlar taşıyan ve etkileyici bir dille kaleme alınmış Siyah Pasta, seçimleriyle sonsuza dek değişen bir ailenin yaşamına doğru olağanüstü bir yolculuk yazıyor arkasında. Bunu direkt kaldırıyorum çünkü aşırı derecede fikrim yok kitapla ilgili. Sonra neyimiz kaldı? Tamam. Geriye sadece Richard Mead'in kitapları kaldı. Şu şekilde şöyle göstereyim. Öncelikle Richard Mead'den Sessizleri aldım. Bu bir seri değilmiş, tek kitapmış. Sonrasında yine Richard Mead'den Işıltı Sarayı'nı aldım. Şöyle. Işıltı Sarayı yine seri değil. Bu da sanırım tek kitaplık bir kitap. Tek kitaplık bir kitap ne? Tek kitap, dümdüz tek kitap. Bir de Vampir Akademisi serisini baştan sona toparladım. Şimdi birazcık Vampir Akademisi serisinin kapaklarının ne kadar kötü olduğundan bahsedebilir miyiz? Sırayla gösteriyorum, tamam mı? Bu birinci kitap. Bu ikinci kitap Buz Öpücük. Bu üçüncü kitap Gölge Öpücük. Bu dördüncü kitap Kan Sözü. Bu beşinci kitap Ruh Bağı ama yan tarafında Vampir Akademisi yazıyor. Ruh Bağı yazmıyor ve kapağı bu. Yani anlatabiliyor muyum? Çok kötü. Son kitap da Son Fedakarlık. Bunun baskısı düzgün. Yani bu seriye neden böyle davranıyorsunuz? Sevgili kapaklar. Bu arada yurt dışı baskıları da böyle yani. İlk çıktığı dönemde yurt dışı baskıları da aynı bu şekildeydi. Ama sonra değiştirdiler. Ve bence bizimkilerin de değişme vakti geldi. Artemis yayınları Ay Günlükleri serisinin kapaklarını yeniledi. Ölümcül Oyuncaklar serisinin kapaklarını yeniledi. Bu nedenle bence sıra Vampir Akademisi'ne geldi gibi. Ne dersin Artemis? Bence bir yenilersiniz bu kapakları ya. Bence siz yaparsınız bunu. Neyse Cime. Şimdi kitaplarımız kaç tane oldu? Onları bir sayalım. ...74. Toplamda 74 tane yeni kitabım almış. Her ay 74 tane kitap alırsam ve her ay 20 tane kitap okursam bu kadar fazla kitap nasıl bitecek? Bundan sonra her ay 70 tane kitap okuma kuralı koyuyorum kendime. Çünkü başka türlü bu kadar kitap bitme. Her kitap alışverişi videosunun sonunda bana geliyorlar, farkında mısınız? Oturup ne kadar fazla kitap okuyabilirim diye hesaplamaya başlıyorum. Şimdi bizim kitap alışverişimiz bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik artık. Bu kitapların hangilerini maratonlamamı istersiniz, hangilerini merak ediyorsunuz, hangilerinin yorumunu istersiniz. Yani ne istiyorsanız, ne düşünüyorsanız aşağıya yorumları bırakmayı unutmayın lütfen. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Her cuma, cumartesi, pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Aynı zamanda lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Eğer kitabımı almak isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.